Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen gazeteciler cemiyeti başkanları DÖCE'nin ev sahipliğinde konsey toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi ve sonrası DÖCE'nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezen gazeteciler DÖCE'ye hayran kaldıklarını söylediler. Güzeldere Şelalesi gezisi sırasında mikrofon uzattığımız Tekirdağ Gazeteciler Cemiyet Başkanı Necmi Işıksal, Tekirdağ'ın Düzceli Valisi Aziz Yıldırım'ın Düzce'de yaylalar ve şelaleleri mutlaka gezmelerini tavsiye ettiğini belirtti. Bu tavsiye üzerine buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyorduk. Ancak geldiğimizde gerçekten Aziz Valimiz az bile anlatmış diyebileceğim bir güzellikle karşılaştık. Yani cennet dedikleri yer herhalde tarif edilse bu kadar anlatılabilir. Harika bir manzarayla karşılaştık. Organizasyon için gerçekten Erol Başkanımıza ve sizlere ev sahipliğinde çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Tekirdağ Gazeteciler Cemiyeti üyesi Habibe Uzel daha önce ön yargılı davranarak Düzce'ye gelmemekten duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Program nasıl olabilir? Hani Düzce'de ne kadar acaba ne bulabiliriz diye de ne yazık ki böyle bir ön yargı içerisine düştüm ama çok pişmanım. Özür diliyorum bütün Düzce'den. Hakikaten çok çok güzelmiş. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Belki de yerel yönetime ve belki de yerel gazetecilere, yerel basına çok iş düşüyor. Çünkü bazen elimizde gerçek bir elmas olabiliyor ama onu avucumuz açıp göstermediğimizde hiç kimse fark etmiyor. O yüzden mesela benim memleketim Eskişehir içinde hani kapalı kutuydu. Şu anda bir açıldı ve Eskişehir dediğinizde herkesin bir fikri var. Bence Düzce'de bunu çok hak ediyor komşu şehrimiz. O yüzden hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Sizler de bizler de. Ben şu noktadan itibaren gittiğim her yerde Tekirdağ'da, Eskişehir'de veya başka noktalarda Düzce ile ilgili çok iyi şeyler söyleyeceğim. Rize Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve TGF Kurucu Başkanı, aynı zamanda TGF Denetleme Kurul Başkanı Faik Bakoğlu ise Düzce'nin bugüne kadar hakkını alamadığını söyleyerek bundan sonra gereken payı almasını temenni etti. Türkiye'nin çok görkemli yerlerinden ama tanıtılmamış bugüne kadar, hakkını da alamamış. Başta Atrakoza, Düzce, Bolu yıllar önce çekişme, böyle birbiriyle yarış olması olumsuz yansımış. İnşallah bundan sonra daha güzel olur, daha kaynaşma olur ve Türkiye'nin gündeminde olur. Çünkü hem Ankara hem İstanbul'a yakın ve biz görmediğimiz, bilmediğimiz bölgeleri, konumları gördük yani. Çeşitli illerden gelen meslektaş arkadaşlarımız var ve kaynaşıyoruz. Örneğin sizinle de bugün daha yakından, dünden bugünden daha yakın tanışma olanağımız oldu.